Günaydın. Günaydın. Timur nerede? Vallahi internette bir haber izlediler. Apar topar çalışma odasına gitti hepsi. Ne haberi? Abdullah Bey vardı ya hani, Timur Bey'in arkadaşı, kasıntı bir tip. Mangala da gelmişlerdi. Ay onun ne sevimsiz karısı vardı. Neyse, trafik kazası geçirmiş adamcağız. Ölmüş. Ya ben de kahve getirdiğim zaman duydum yani, o zaman izliyorlardı haberi. Benden bir isteğiniz var mı bu arada? Yok yok, sağ ol. Adi herif. Layığını buldu. Ama sevkiyat öncesi hiç iyi olmadı. Yerini doldurmazlarsa sevkiyatta sıkıntı yaşarız. Dolduracaklar. Kimse işlerin aksamasını istemez. Keşke bize sorsalar. Ya da bize bıraksalar. Ama yapmazlar böyle bir şey. Emirvaki yapacaklar. Birini bulup gönderecekler. Yakında anlarız kim olduğunu. Özgür. Yeter artık ama ya. Ne çok seviyormuşsun Abdullah'ı. Sanki baban öldü. Abdullah'ın Allah belasını versin. Bana ne ondan? Ben işlerimiz aksayacak diye endişeleniyorum. Benim de çok suçum var. Çok güvendim. Öldü, kurtuldu. O ölmeyecekti. Öyle bir çektirecektim ki o şerefsize. Kızım, günaydın. Günaydın. Spordan mı geliyorsun yine? Evet. Pankekleri yediriyorsun, sonra göbeğimiz oluyor. Olsun, ben seni her haline severim. Senin ağzını burnunu yiyeceğim. Bekliyorum, gel o zaman. Annen nerede? Omlet yapıyor. Tamam, geliyorum. Efendim abi? Olanları duydun mu? Yok. Haberler sende belli ki. Abdullah. Ne olmuş ona? Öldü. Ne diyorsun ya? Nasıl? Trafik kazası evladım. Viraja hızlı girmiş. Şarampole yuvarlanmış. Etkiliymiş de. Ama ben boş durmadım tabii. Bir araştırma yaptım. Şüpheli bir durum var. Adam içkiden nefret edermiş. Yani şüpheli bir durum olduğu kesin zaten. Daha güzelini söyleyeyim. Arabadan 15 milyon dolar çıkmış. Tam da fidye miktarı. Özgür, Abdullah, Timur. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu bağlantıyı açacak bir kilide ihtiyacımız var. Ama elimizde bir tek kişi kaldı. Kunduz'u. Abi ben seni arayacağım. Adem, beni kandırmışlar. Ben Kunduz ile işbirliği yaptığımı sanıyordum. Meğersem Abdullah varmış işin arkasında. Ve adam trafik kazası mı geçirmiş, ölmüş? Ve Timur, Özgür ve Bekir'i konuşurken duydum. Tamam, sakin ol. Bilgim var. Yani Kunduz Abdullah için çalışıyormuş. Öyle görünüyor. Ha, bir de bir ortak geliyormuş. Yeni bir ortak. Kim? Bilmiyorum. Kendileri de bilmiyor. Yasemin. Kunduz'u bulmamız lazım. Bak, Kunduz'u bulursak Timur'un yasa dışı işlerinin izini süreriz. Ben de saf gibi Timur'dan kurtulacağımı düşünmüştüm. Ya sen o gün yetişmesen... Neyse, ben gideyim, Timur anlayacak. Yasemin, bir şey daha var. Timur'un çalışma odasında bir dolap var. Şu kilitli olan. İçinde silahlar var. O silahların seri numarasını almam lazım. Yani evin uygun olduğu bir zamanda... Ben yaparım. Senin girmen tehlikeli olur şimdi. Ben yaparım. Aklından ne geçiyor?
Vallahi abi, Abdullah'ın ölmeden önce beni araması garibime gidiyor. Senin gitmiyor mu? Bir sürü şey söyledi, laflar etti. İmalı imalı konuştuk mu? Yani kesinlikle ölmeyi beklemiyordu. Hatta telefonda büyük balık yakalamış gibi konuşuyordu. Yani bir şeyler biliyordu da. Kendisiyle birlikte sırlardan mezara gömüldü. Kötü oldu. Abi bazen kendimi başarısız hissediyorum ya. Yani vallahi yerimizde sayıyoruz gibi geliyor bana. O ne biçim laf ya öyle? Ha? Abi ben askerim. Benim işim sağda, düşmanım karşımda olur. Ya böyle yalanlarla, gölgelerle, bilmem nelerle. Gayet iyi gidiyorsun işte. Bak sen iyi bir askersin. Bu vatan için aslanlar gibi hizmet etmiş bir adamsın. Bu gölgeleri de açığa çıkartacaksın, aydınlatacaksın. Hiç şüphem yok. Ne benim ne de teşkilatın. Ha bu arada herkes seninle tanışmayı çok istiyor. İnşallah. Sen bana bir gün gel. Biz bu işi başardık de. Vatana hizmet ettik de. Kardeşlerimizin intikamını aldık de. Gerçekten gururla karşılarına çıkacağım o zaman. Ama şimdiki soru kim? Yerine kim geçecek? Belki de kimse geçmeyecek. Yok, geçecek. Yasemin konuşurlarken duymuş. İşlerini ortak bekliyorlar. Ama kim? Yedek kulübesinde kimler var? Abdullah'ın yerine oyuna kim girecek? Bekleyeceğiz. Sabredip yaşayıp göreceğiz. Oyundan çıktı. Aynen istediğiniz gibi. Şu ara Ejder Bey'i denkleme sokabiliriz. Zira ortam onun için çok müsait. Emirlerinizi beklerim efendim. Bilim kabile. Senin silahları bu akşam görmen iyi fikir. Oradan bize bir hazine çıkabilir. Bu gece halledeceğim Yasemin'le. Bir an önce takibe başlayalım istiyorum ben de. Bunlardan biri bizden birine değerse gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Haklısın. Ben sana yazarım bir şey olursa. Ya da olmadı yarın sabah buradayım. Tamam. Sen kendine iyi bak evlat. Görüşürüz abi. Bu Abdullah meselesi bana çok büyük ders oldu Bekir. Adem'de de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin Timur Bey. Ben o konuyla bizzat ilgileniyorum. Bizzat ilgileniyorsun. Adem gelsin beni görsün dedim. Gelmedi. Adem şimdi burada değilmiş. Dışarı çıkmış. Neden? Maalesef bilmiyorum. Bekir biz seninle ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu sana son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi hiçbir problem istemiyorum. Benimle dersiniz.